Değerli izleyiciler, bugün şahane bir konuğum var. Hakikaten şahane. Benim 30 yıllık, daha, daha daha fazla belki kardeşim. Onun böyle başarılarıyla hem gurur duydum hem de çok eğlendim. Benim böyle hafif serserilik dönemlerimdi ki hala sona ermiş değil aslında bakarsanız. <laughs> Ama nispeten daha genç ve daha rahat olduğum zamanlarda onun bir anlamda gurupisi gibiydik. O nerede, biz orada. Bir de bir huyu vardı. Çok geç sahneye çıkardı. Biz de onun yüzünden sabahlardık, uykusuz işe giderdik. Türkiye'de popun patlama yaptığı dönemde, o büyük patlamayı yapan, 2-3 isimden, yaptırtan 2-3 büyük isimden biriydim. Kenan Doğulu. Bak, bugün konuğumuz. Kenan hoş geldin. Hoş bulduk efendim, sevgiler sağ Maşallahım var. <laughs> Gülmemek için zor şimdi, tuttum. Niye, şey. niye gülüyorsun? Hoşuma gitti yani. Ya ama öyle abi. <laughs> Gerçekten böyle siz çok acayip adamdınız. İşte o zaman sen, Burak Kut, Tarkan falan böyle, böyle çıktınız böyle birdenbire. Türkiye'de pop patlaması oldu. Sayenizde radyoculuk diye bir iş çıktı ortaya. Evet doğru söylüyorsun. Birazcık biz şeyden Erol Evginler dönemi biraz babamlardan sonraki evet. pop dünyası işte MFÖ e, ee, Sezen Aksu, Barış Manço e, hayatımıza girdi. E, ne iyi de oldu. Bize çok de ilham verdiler. E, o dönemlerde şarkılar biriktirmeye başlamışız. Hepimizin de çıkış zamanı aynı döneme denk geldi. Hep, hep beraber böyle birdenbire yani, böyle, hani böyle bir şey olur. E, ilkbahar gelir o gelincikler evet. birden kıpkırmızı e, fışkırır. Öyle fışkırdınız. Arkası da geldi ama çok gelmedi. Şimdi yeniden bir yeni bir nesil geliyor. Farklı geliyor. Neyse onları konuşuruz hepsini. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Keyfim yerinde. Güzel bir yaz geçirdik. Çok çalıştık. Ne yaptın yazın? Bol bol konser yaptık. Ee, mi? Neler? E, Çeşme, İzmir, Bodrum, Antep, Adana, e, Mersin, e, Antalya, Bursa, e, yani gibi e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. İstanbul'da. Belki de, de gezmişsin yine. 6-7 yani. kez falan sahneye çıktık. E, hareketli ve çok eğlenceli geçti. Çünkü geçtiğimiz yıllar biliyorsun işte yani pandemiydi, pandemi Depremi vesairesi. İnsanlar e, o darlıkta artık içleri kabarmış herhalde. Feci şekilde ayin gibi geçen çok eğlenceli, çok neşeli konserler oldu. Süper. Ee, ben bu yazı çalışarak geçtiğim için kimlerden ne yaptı pek bilemedim açıkçası. Ee, sevindim de iyi geçmesi çünkü son birkaç sene siz sanatçılar için kötü geçmiş, özellikle sahne sanatçıları için kötü geçmişti. Ee, sevindim. Seni niye davet ettim biliyor musun? Evet. Bir dedikodu duydum. Ee, sen 100. yıl için. Müthiş bir şey yapmış. <laughs> ee, sevgili izleyiciler, Kenan Doğulu 100. yıl için bir marş Biliyorsun Biliyorsunuz onun meşhur bir marşı var, 10. yıl marşı. Gençler o kadar aşina oldular ki o şarkıya. Onu bir Kenan Doğulu şarkısı zannediyorlar ama Kenan Doğulu... Onu... 50 yıl sonra yazılmasından dedi belki 60 yıl 70 yıl sonra yeniden yorumladığı ve tekrar 70 yıl sonra 70. değil mi? 2. yılda. Çünkü ee, bir sene daha geçse anonim oluyordu. Ben tekrar şarkıyı söyleyince e, te telif hakları telif hakları <laughs> ee, Ve şimdi de 100. yıl için bir marş yaptığını duydum. Duyunca da dedim ki Kenan gelir misin? Abi daha yapmıyorum. Dince ya, gel dedi ki abi ben bunun hani piyano yapıyormuş gibi. Yani de, ne piyano kardeşimiz? Abi kardeş konuşacağız dedim. Sağ ol iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Nereden aklına geldi yapmak bunu? Ee, orijinal fikir zaten bir, yaklaşık 10-15 senedir insanlardan gelen bir böyle bir böyle bir beklenti vardı. Beklentiden ziyade resmen istek vardı. Ee, sokakta karşılaştığım polis memurundan, yolda karşılaştığım herhangi bir hayrana e, ya da Instagram'daki DM'lerden, eşimden, dostumdan aldığım hep işte bu 10 yıl marşından sonra Hani 100. yıl için bir şey yapman lazım, senin bir şarkın olması lazım, buraya işte bir anı bırakman lazım, burası çok önemli bir döneme, 100. yıl 100 oluyor, 100. Cumhuriyet vesaire. Bu 10-15 senedir aklımın kenarında olan bir şeydi ama son yıllarda da çok da fazla içimden gelen de bir şey değildi. Acaba nasıl yaparım, ne yazarım, ne derim de, nasıl olur, nasıl hissederim, bunu ben nasıl kendi dünyama dönük bir halde yapabilirim? Çok şarkı gibi değil ama marş gibi bir şey olması lazım vesaire falan. O e, şarkı kovalamak değil, bazen beklemek Beklesin gerekir. Diyorum. Bir gün gelir o. Bir sabah uyandığımda bir anda bu şarkının melodisi ilk aklıma geldi. Sonra birkaç sözü aktı falan ama esas hikaye şuradan başladı. Benim buna tekrar e, ateşlenmiş olmamın e, en önemli sebebi. Geçtiğimiz yıllarda 7-8 senelik bir periyottan bahsediyorum. 29 Ekim konserlerini hep büyük şehirlerde belediye konserleriyle geçirdik. Yüz binlerce insana şahane konserler verdik. Ve ben burada 10. Yıl Marşı'nı, Gençlik Marşı'nı, İzmir Marşı'nı da söylüyordum. Ve bu 2023 yani 100. yıl için benim böyle 4-5 senedir manifest ettiğim diyeyim. Gündoğdu Meydanı'nda milyon kişiye şarkı söylemek İzmirlilerle muhteşem bir konser, muhteşem bir Cumhuriyet bayramı. Ha, bunu çok hayal ediyordun zaten ediyordu. 1978 yıldır. O yüzden de kendi kendimize bir e, bunu planlayıp e, İzmir'i 2023 yılında bize e, teklif edeceklerini umarak <laughs> hayal ederek. Çünkü yıllar önce ben Gündoğdu Meydanı'nda e, birçok konser verdim. E, onun tadı damağımda kaldı yani o. Yaklaşık herhalde ilk verdiğim bir o konseri 10-12 sene önce falan belki 15 sene olmuştur o tarihlerde falan. O günden beri ben 100. yılda burada ne düşünüyorum? Tadı bir şeyim, damağında bir İzmir var yani o evet. İzmir'in iot kokusu var aklında. Ama konseri neyle açacağız diye bir endişe daha doğrusu bir soru işareti doğdu kafamda. Eski marşlardan bir tanesi de yani 50. yıl 10. yıl olmaz. E 100. yıl marşı diye birisi kimse yazmadı. O zaman ben acaba yazabilir miyim böyle bir şarkı diye düşünürken. O sabah o şarkı geliverdi. verdi. Sonrasında da bazen e, yani çok güzel akar su gibi. E, bazen de istediğin evet, gibi. Evet hakikaten olmaz. su gibi akmış. Güzel. Şöyle gitti. bir dinledim altyapısını. Heyecan diye. da verdi. E, Merhaba güzellikler yurdu diye başlıyor. Tam benim sahnede çık çıktığımda söylemek isteyeceğim cins bir şey. E, kardeşliğin kazandığı işte barışın e, barış mesajları. Çok eden... umutlu bir söz şarkısı. Evet. Umutlu sözleri var yani çok güzel. Daha önceki marşlarda hep geçtiğimiz yıllarda neler yapıldığı özetleyen Bu geleceğe yani, doğru. Bu, bu biraz umut veren biraz daha ve bir e, Çok umuda ihtiyaç olan bir dönemde. Hani, ülkemizin önümüzdeki yüzyılı nasıl olmalı? Gençler başarılı olmalı, anneler huzurlu olmalı, çocuklar mutlu olmalı e, gibi şeyler üzerine kurgulamak sözleri istedim. tamam senin mi? Evet. Çok güzel sözler. Özellikle de ikinci yüzyıla e, işaret evet, etmek Hep, hep geleceğe ilişkin bir şey. Önümüzdeki yüzyılı konuşalım. Yani Demir ağlarla ördük değil çünkü evet. zaten bir halt ettiğimiz yok hani bir ördüğümüz falan da yok son zamanlarda müteahhitlere <laughs> müteahhitlere kat karşılığı <laughs> ördürüyoruz son yıllarda. <laughs> Koy, ee, seninki böyle geleceğe ilişkin yapacağız kardeşim. Evet, benimki bir umuda, umuda yazılmış bir şarkı yani. Keşke böyle olsa inşallah önümüzdeki yüzyıl böyle olur diye. Ee, onun için de hazırlıklarımız devam ediyor. Bütün İzmir'lileri bekliyorum konsere. Ee, ne zaman konser? 29 Ekim. O gün gecesi. ilk defa çünkü dedin ki ben Kenan şunu versen de programa koysak abi konserde İlk Lansıyor, defa 27'sinde içerisinde. çıkacak e, müzik platformlarında insanlara Konser birazcık... Gün? 29'unda. Tam bayram, bayram bayram akşamı. 29'unda. İzmir'de. Saat 21'de. Belediye, belediye ile beraber mi yapıyorsunuz? E, Kültür Bakanlığı. Kültür Bakanlığı. Bir ya? şey bu. süper. Evet. Oradaki... Kültür Bakanlığı ile Cumhuriyet Konseri yapıyorsunuz. 29 Ekim'de İzmir'de. Evet. Bravo. <laughs> Demek ki her şey TRT'den ibaret değil memlekette yüsebildi. Bir aksilik olmaz ise yani şimdi gene dünya karıştı. Ülke eee Artık Cumhuriyet kutlaması kimseden bir olmasın yani kusura bakmayın. Olmaması da la, yani. lazım. Onun önüne hiçbir şey geçemez. Yani bazı ülkelerde bu e, şakası bile yapılamaz. Mesela Amerika'da Abi, 4 Temmuz'u kutlamıyoruz. Hani, mesela işte Afganistan'da bilmem ne var Başka ülkedeki mi? bir savaş yüzünden buradaki bir şey kendi kutlamaz. savaşlarını ötürü bile asla onu e, ihmal ediyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndaki hekimi 4 Temmuz'u kutluyorlar da sonuçta. Evet. O yüzden bence e... inşallah bir aksilik olmaz. Tüm Türkiye'de kutlamalar devam ediyor. Bu konser şey değil mi? Parasız halka açık. Evet halka açık. Halka açık konser. bedava bir konser. Çok kalabalık olması beklenen bir konser. Oradaki işte kariyerimde bu sene 30 senede yaptığım 30 şarkıyı falan da söyleyeceğim elbette dans şovlarıyla, korosuyla, şov, e, ışık şovuyla, lazerleriyle, payrolarıyla falan o coşkuyu yaşatmak. Baya 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 bir konser. Tek şarkılık değil. değil. Evet değil. Yok. koca bir konser. Ve süper geçeceğini şimdiden hissediyoruz. İnşallah öyle olacak. Peki sonra bunu başka yerde yapmayı düşünüyor musun? Çünkü, o, çünkü hakikaten Mark çok hoş olmuş. E, yani böyle yer yer insan. E, ne diyeyim gözleri doluyor bak. Ay yapalım. çok tatlısın. Teşekkür ederim. Bunun için yani 30 Ağustoslar da bunun içine dahil. Böyle, biz kendi özel günlerimiz, milli günlerimiz... Başka yerde yapacağım mesela. Muhakta. Onu mesela keşke İstanbul'da da yapsan. Ne bileyim hani Taksim'de hiçbir altı yaptırma. Ne bileyim Beyazıt Meydanı'nda yapsan. Ne bileyim, ya ne bileyim İsküdar'da bir yerde, yerde yapsan her yani. Her yerde olabilir. Yani Sultanahmet'te olur. Maltepe'de. Maltepe, olur. Maltepe her zaman, yerde, her olur. yerde olabilir. E, onu belki önümüzdeki sene yaparız. Böyle özel şarkılar, özel günleri ancak. Ya da belki ne bileyim bu 100. yıl bir gün kutlayan bir şey. Yani belki bunu uzun bir şey yapmak lazım. Doğru. Aslında ben hep şöyle şöyle bir şey bekledim. Niye yapmadılar onu da bilmiyorum yani. Hani Kültür Bakanlığı veya başka bir devletin bir organı ama bir, belki Cumhurbaşkanlığı. Bütün sanatçıları özellikle sizi işte, seni ve seninle beraber o dönem parlayan hiçbirinin adını zikretmeyeyim. Birini unutursam ayıp olur diye. O döneme damga vuran ve hala bugün de damga vurmaya devam eden e, sizleri toplayıp ya hep beraber bir ne bileyim neydi o Live Aid konseri vardı mesela öyle bir şey Topluyor yapsalardı. Bir şey hepiniz beraber aynı sahnede onu bir işte 100 kişi 200 kişi kaç kişiyseniz artık söyleseniz diye düşünüyordum ama sen tek başına bunu yaptın Kültür Bakanlığı adına teşekkür etmek lazım bunu sahiplendiği için senin bu çabanın Doğru. ben de aynı şekilde düşünüyorum o insanların o halkların bir olduğu sözleri de geçiyor zaten herkesin barıştığı kaynaştığı, bir arada eğlendiği günlere özlemimiz Son derece yüksek. İstiyoruz ki e, insanlar biraz daha iyi anlaşabilsin. Empati biraz daha, nezaket biraz daha artsın. Önümüzdeki yıllar öyle olsun. Önümüzdeki yüzyıl. Peki bir şey soracağım Kenan. Şimdi sen, Türkiye'de sanatçılar var. Bir politik sanatçılar var, bir apolitik sanatçılar var. Şimdi politik sanatçılar belli politikaların adamları ve onların sözcüsü gibiler. Onları birileri hep seviyor, birileri hiç sevmiyor. Bir de apolitikler var. onlar da millet kızıyor. Ya kardeşim bir tavır gösterin diye. Sende bir garip bir şey var. Garip bir şey dediğim şu. Sen hem politiksin hem değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani mesajların şunların bunların müthiş politik aslında ama hiçbir taraf değilsin. Nasıl tutturdun o tonu? Ee, biraz içgüdülerimle hareket ederek yaptığımı düşünüyorum. Yani benim hani aydınlık, layık bir Türk genci olduğunu herkes biliyor, biliyor. ama ben e, halkın her kesiminden insanla kaynaşmayı seviyorum. Yani insanların e, politik, siyasi, dini görüşleri beni ilgilendiriyor. Ama mesela Cumhuriyet'ten taviz vermiyorsun, Atatürk'ten taviz vermiyorsun, ülkelerden taviz hay, vermiyorsun. Ama bunu ]ları. çok dozunda yapıyorsun. Hayranlı, hayran olduğum şeyleri. insanlar bilsin istiyorum, o yüzden onları biraz daha yüksek sesle söylüyorum. E, Atatürk e, Cumhuriyet, hani ülkemiz milliyet, millimiz, milliliğimiz, e, benim için vazgeçilmez şeyler. E, ama insanları işte. Diğer görüşleriyle de sınıflandırmak bana pek doğru gelmiyor. Yani Budisti ayrı, ateisti ayrı Peki. her şey olabilir. Siyasi görüşleri de insanların sevmekle, aşkla ilgili olan kısmı hiç değiştiremez. Yani o aynı şarkından duygulanmak, aynı konserde eğlenmek, aynı şiiri okuyup aynı resme bakmak herkesin hakkı diye düşünüyorum. Ortak müştereklerde buluşulabildiği sürece ki bu genelde empati ve sevgi üzerine hep orada buluşulabiliyor gibi geliyor bana. Ee, diğer mevzular teferruat gibi geliyor bana. Ee, i̇stediğim zaman, e, istediğim şekilde, istediğim, düşündüğüm şeyi söyleyebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Ee, i̇nsanlarla öyle iletişim kurabildiğim için de ayrıca evet şanslıyım. Ee, ama nasıl yapıyorsun dersen bu tamamen içgüdüler. içgüdüler. Çünkü ben Aslında şeyi pek sevmiyorum. Neden biliyor musun? Böyle yapman lazım, şöyle etmen lazım, orada onu yapmaman lazım diyenleri fazla dinlemeyi tercih etmiyorum yani. Onu kendi kendime yaşayıp, hazmedip, filtreleyip, analiz etmek. Ben niye çalışıyor. öyle olduğunu çok iyi biliyorum aslında. Sen tipik, sıradan, normal bir Türk ailesinin çocuğusun. Olması gerektiği kadar politik, olması gerektiği kadar cumhuriyetçi, Atatürkçü, hiç kimseye derdi olmayan bir anne babanın çocuğusun o yüzden. Normalsin çünkü. Ne o uçsun ne bu uçsun o yüzden. Çünkü ben annemi de tanıyorum, babamı da tanıyorum... Hepinizi tanıyorum. Yani çocukluğunuzdan beri neredeyse. Bu arada diyebilirsiniz ki ya kardeşim bu kenarda ne kadar yalak. Evet yapıyorum çünkü çok seviyorum yani. <laughs> ne var yani <laughs> Allah Allah. Her i̇nsanların sevdiği insanlar vardır, sevmediği insanlar vardır. Buraya genellikle sevdiklerimi elbette davet ediyorum ama onu da çok, hakikaten çok seviyorum. Ne yapayım? Kardeşim gibi yani. O yüzden de e, yalakalık yapsam kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Biraz başka şeylere geçelim ya. E, marş'a tekrar e, döneriz çünkü Marş'tan bahsedince biraz fazla gözlerim doluyor. E, sürekli ağlayan bir ihtiyar pozisyonuna geçmek istemiyorum. E, ha başka? Beren ne yapıyor iyi mi? Beren çok iyi. E, onun şimdi filmi çıkmak üzere. 24 Kasım'da Netflix'te Kıvanç'ta filmi çıkıyor. E, o yüzden heyecanı, mutluluğu, enerjisi yüksek. E, Aşk-ı sonra ilk... ilk kez buluşuyorlar sonra. o yüzden çok büyük bir beklenti var. E, ama ondan da öte bizim için daha değişik bir heyecan var ki ona da çok şey yapan, yaşam sevinci veren yeni heyecanı. Altı tane şarkı yaptı yakında albüm çıkacak. Yok canım. Çıkacak. Ha bir de Beren de şarkıcı mı alıştırdı? Evet. Şarkı söyledi. Hem Sen de, de o Sözü zaman şey bir yakın, diziye başlarsın. <laughs> Olabilir. Kenan Saat diye. <laughs> Kenan Saat. Beren Doğulu <laughs> ve Kenan Saat ikisinden. <laughs> o yüzden böyle yeni yeni heyecanlar olması bizim için hep bir yeni bir challenge, yeni bir zorlama biraz risk, biraz heyecan, biraz bir o Yeni 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 şeyin getirdiği enerji şu anda öyle bir onun da keşfedildi. Beğendim çok, çok evet beğendim. Yani o ilk aşamasından itibaren bildiği için öyle olduğunda insan sahipleniyor. Yani yapacak pek bir şeyin kalmıyor. Defalarca özellikle gün <laughs> yani, evet. müzisyen eşleri bilirler kadın erkek e, sabaha kadar aynı melodinin aynı şarkının aynı mezduru. <laughs> sıkılır mı size yani. mesela? E, herhalde alışkanlık oluyor. Bilmiyorum bir yerden sonra artık duymamaya başlıyorsun. Bir frekans, beyin başka bir frekans. Mesela geçen gün bana evde şu birisi şöyle dedi. dedi, kızım dedi, dedi ki artık iç sesin bile Fatih Altay'ın sesi olmaya başladı. <laughs> <laughs> Çünkü sürekli konuşan ve bir orada program burada program bir baba olunca işte Beren'de de böyle bir şey var acaba onun iç sesinde de şarkıları oldu mu? <laughs> ya yani şimdi şarkı yapılan bir ortamda sürekli olmak demek artık bir yerden sonra şarkı da yapabilmek e, cesaret ediyor kendinde. Çok da güzel şeyler yazdı. Ben onları biraz yani daha... Kendi e... mi söylüyor? Kendi söylüyor. Sesi iyi mi? İyi. Şey yapma, Torpil yapma. iyi Hakikaten mi? Ama. Sen bir eğitim falan verdin mi yoksa? bir vokal koçuyla çalıştı. Ha, vokal Esen'le çalıştı. çok iyi bir caz vokal koçu hocamız, arkadaşımız. Aydın Esen'in de eşi aynı zamanda. Ha kendi alimleri falan da var. Onunla çalıştılar. Çünkü şarkılar İngilizce aslında, Türkçe değil. Tam onu söyleyecektir. Şarkılar Türkçe mi İngilizce mi diye soracaktım. Hepsi İngilizce. Kendi yazdı. Kendi yazdı. Kendi yazdı, İngilizce, şarkı. yazdı. İngilizce, İngilizce, İngilizce yazdı şarkı. müzikler. Müzikler de onun. Ben biraz daha hani şarkı, çabuk şarkılaşmasına sebep olacak şey Ufak dokunuşlar yaptı <laughs> evet, ya, yandan yondan. Arajmanları ben yaptım. Onlar da benim için güzel, enerjik, değişik başka şeyler Aile Hayır yani. Ozanın bir katkısı oldu yandan yondan. Ya. Yani o hep fikirler veriyor, yani. ediyor vesaire ama bizim için pandeminin e, en güzel etkinliği oldu aslında biz. çünkü hem evimizle stüdyomuz arası çok yakın. E, Yunusların geçtiği masmavi turkuaz bir su düşün. E, bir tane bile ve köprüden araba geçmeyen sessiz bir kanlıca biz orada sabahtan akşama kadar müzik yaptık. Yani. Pandemi zamanı. Pandemi zamanı. Ee, bazıları üretemedi, bazıları bunu aldı, bazıları vesaire. Bizim için, benim için özellikle tam tersi birçok proje yaptık. 3-5 arkadaşımın, Cem Kilerin elinin, Duygu Soylu'nun, Vadenin albümleri çıktı. Sayamayacağım şimdi yanlış söylemek istemem. Yani Duygu Tarhan, e, Bulut Gülen, e, Tolga Bilgin falan birçok iş yaptık ve e, hepsi de pandemi zamanı şekillendi aslında. E, boş durmanın getirdiği yoğunluğu yaşadım. Çok tatlıydı. Çok da özlediğim bir şey o benim. Gerçekten Çünkü stüdyoda zaman geçirmek için yalnız kalman lazım. Hı -hı. Yalnız kalmak için telefonun çalmaması lazım. Öyle bir dünya mı yok? O yüzden pandemi harika oldu. Bir sürü şey Üretime 50 60 tane şarkı çıkmış oldu. Evet, tabii bazı sanatçı için zor bir dönemdi ama e, üretim açısından e, verimli olmuş olması çok e, doğal. Başka bir şeye geçeceğim şimdi. Geçmişe geçeceğim. 30 sene önce. Senin ilk 90'lar 30 sene oldu değil mi? 94 93 biliyorsun 93 Eylül şimdi işte 30 yapıyor. Tam 30 Hı. sene. Eee o günde bugüne karşı isteyeceğim. niye isteyeceğim? Çünkü o zaman çok eğleniyorduk. Sen gece saat 2'de sahneye çıkıyordun. Sabah 5'e kadar şarkı söylüyordun. Biz de masalarda tepine tepine eee içerek, bağırarak, çağırarak sana eşlik ediyorduk. Çok da eğleniyorduk. Ve öyle de yüzlerce yer vardı. Ve senin gibi işte orada o, burada o falan filan biz daha çok e, senle eğleniyorduk. Çünkü ben seni her zaman Türkiye'deki en iyi eğlendiren e, sanatçı olarak görmüşümdür e, kendi. E, bana uyuyordu belki, belki kimsenin hakkında ama beni eğlendiren sen, benim en çok eğlendiğim sendin e, belki sevdiğim için. E, Bugünle o günü kıyaslar mısın Bugün ne değişti? Kötüye mi gitti, iyiye mi gitti? Çünkü şimdi artık konserler dışında o gece hayatı falan galiba kalmadı. Ya da ben mi acaba uzak kaldım? Şöyle bir şey oldu. Like, dislike dünyası hayatımıza girince insanlar kendilerini birazcık yargıç pozisyonuna koydular. Yani her şeyle ilgili bir fikrin Bilmiyorum. olup sevip sevmemeni açıklaman normalleşmeye başladı ve şart olmaya başladı. Eskiden yargılama bu kadar yoktu. Rock. Yani birkaç kişi böyle aşırı dövmeli küpesi var bilmem ne falan diye hani bıçaklananlar vesaireler. 40 yılda bir de olsa hani marjinal kesime bir saldırı vesaire oluyordu ama eskiden kim ne yapmış, o onunla ne yapmış, o onunla nerede ne olmuş bilmem ne vesaire. O saçmalamış, o böyle yapmış o falan diye birbirini koyun e, psikolojisi tukaka ilan edip linç etme diye bir şey vardı. Evet, linç yoktu. Ordu. Linç denen şey böyle haftada dört kere olan bir şey değildi. Hayatta bir kere oluyordu, linç oluyordun ya da olmuyordun yani. Şimdi o linç edebilme psikolojisi insanları biraz kastı değil, Her hareketine dikkat etmek zorundasın. Özellikle teknolojinin gelişmesi yani o zamanlar işte plak dinliyorduk plaklardan kasetlere kasetlerden CD'lere CD'lerden şimdi artık dijital müziğe geçildi. Herkesin elinde cep telefonu vesaire falan gelişen teknoloji insanların birbirine olan ilişkisinde değişik bir hız yarattı. O hızlı reaksiyon tanıtma görme hızlı informasyon akışı da insanların biraz kendine çeki düzen, dikkat vesaire vermesine sebep oldu gibi geliyor bana. O ne der, bu ne der. Aslında eskiden mahalle baskısı olan şey şu anda sosyal medyadan mahalle baskısı. Bir de eskiden kahvede üç kişi konuşur sen duymazdın. Şimdi kahvedeki üç kişi birdenbire milyona o yüzden, dönüşüp üstüne biniyor senin. Evet. O yüzden böyle bir bence o sebeple de biraz öyle oldu. Ee, dijitallik insanların an sosyalleşmesinde biraz sebep oldu. İşte Tinder'ı vesairesi bazı işte sosyal medya aplikasyonları sayesinde ilişkiler romantizmden uzaklaştı. bir araya gelebilmek, birbirine dokunmak yerine artık neredeyse sens suite'lerle insanlar dijitalde sevişmeye başladı falan. Bütün bunlar bence eğlenceyi de azalttı. E, o zamanki coşkuyu da azalttı. Serseriliği, çılgınlığı da azalttı. Artık ben serseriyim demek bile ayıp olmaya başladı. Evet falan. abi ben şahane bir serseriyim. Demin onu yani. dedin diyor yani. Ben de öyle derim artık. Sözüm de var hatta yani azdan çok da serseri diye. Neyse. Yani o böyle kendini araklama gayreti ister istemez bir e, sıkıntı yaratıyor gibi geliyor bana. E, çünkü hep bir filtreden geçirip işte ona bunu şey yap, ona not ver, buna not ver. Ne giymiş, ne etmiş, nasıl davranmış, nasıl konuşuyor, İngilizcesi nasıl falan yani böyle bir maalesef bir herkesin notlama e, içgüdüsü yükseldi gibi geliyor bana. Biraz da o sebeple insanlar herhalde korkuyor. Yani evle eğlenmek ayıpmış gibi olmuş. Evet. Yani şimdi artık neşeli insan, çok gülen insan, çok mutlu insan kıskandırıyor gibi geliyor falan. Bazıları fazla paylaşıyor o da doğru o da yanlış hani. Onları da e, bir düşününce geldiğimiz nokta genel olarak e, ben kötü bir şeymiş gibi söylemiyorum. Ben çok hazırım, çok da mutluyum. E, yeni teknolojilerden gelen, gelişen olaylardan, AI'dan vesaire bunları da araç olarak e, hayatıma çok yansıtıyorum, yüzeyime de yansıtıyorum. E, pratik yaşantıda beni kolaylaştırsın diye de yansıtıyorum. Yanlış anlaşılmasın söylediğim şey sanki sadece sosyal medyayı suçluyormuşum gibi değil ama insanların mantalitesi biraz oraya döndü gibi geldi bana. Evet kötücül sosyal medya gerçekten çok faydalı bir şey işte sosyal medya olsa biz bugün özgürce bu yayınları yapamıyor olacaktık. Ee, belki yani bu, bunu ve işte her gün yaptığım yayınları ama bir yandan da sosyal medyada o kötülüğün de hızlı yayılmasına imkan sağladığı için kötüyü de amplifiye ediyor, iyi de katlayarak büyütüyor. Garip bir mesele. Affedersin pardon, noktanı kesin konuşman istemiyorum. O zamanlar ki eğlenme eğlencemizi hatırlattığın için söylüyorum. Mesela işte içeriye gazeteci alınmıyordu. Magazinci diyelim hani kameralar işte iş adamları, evet. ünlüler, VIP'ler vesaire rahatça eğlenebiliyordu. Kimse onların... E, o eğlence anlarını görüntülemek, sosyal medyaya falan vesaire. İçti, Fatih Altaylı işti işti dağıttı. Dağıttı. Yoktu. <laughs> Yoktu. Şimdi Gerçi o dağıtmıyordum var, ama olsun. Bazı o zamanlarda işte o barlarda bazı barlar bunu yapmayı da tercih ediyordu. Bazı insanlar da o o barlar onu yapıyor diye oraya, oraya gidenler vardı. Işte o işte o, o seçim o kesimi o evet. şekilde yapıyordu. E, bugün artık öyle bir şeyimiz yok. Her, her yerde, yerde, yerde her göz. Her yerde her telefonun olduğu her yerde herkes haber ve herkes <laughs> muhabir eee aynen öyle, özel hayat diye bir şey kalmadı. Kimileri gönüllü olarak zaten sergiliyorlar. Ee, sen sosyal medyayı çok kullanmıyorsun gördüğüm kadarıyla. Ben kullanmam gerektiği kadar kullandığımı düşünüyorum. Evet o kadar. E, yani da. şeyi yapamıyorum e, henüz daha alış alışamadım. Bizim e, öğrendiğimiz benim mentorlarım Arda Pekkan, Sezen Aksu işte babamlar Barış Manço vesaire o zamanlar böyle özel hayatını çok göstermek diye bir içgüdü yoktu bizden alındı o. Ha. O o o Ayıptı. O, o çalındı bizden bir şekilde o, o e, içgüdümüz araklandı. Şimdi ona yeni ayak uydurmaya çalışmak e, işte Ozzy Osbourne'un şeyi gibi, e, reality Show'u gibi falan hani bütün gün onu ben çektim buraya geldim farklıyız falan gibi şeyler yapamıyorum henüz. Belki bir gün gelir yaparım ama esas olayım benim onu dijitali şey Bence gibi yapmanız. kullanmak yani işimi e, tanıtmak konsere gittik albüm çıkıyor vesaire falan. Onun içinde de, beni de. benle gerçekten e, çekirdekten e, seven, ilgilenen yıllardır ya da bugünden beri fark etmez ama e, beni seven, beni isteyen, takip etmek isteyen takip etsin istiyorum. Yani özel hayatımda e, Zaman zaman tabii ki doğum günü bilmem ne paylaşıyorsun Vay. vesaire falan ama ben de bilirim. Şuraya oradan. gittim, hani şunu aslında... yedim, bunu yedim, yeni mayo aldım, denize girdim, yüzdüm, yatımdayım, teklendeyim. İşte mesela yapabilirsin ne bileyim işte karımla el ele yürürüz, öpüşürüz Meksika'da tatiller bilmem ne fotoğraf paylaşırız falan milyonlarca takipçin olabilir ama o takipçileri sürekli beslemek, beslemek onları her bu ağaçta giderek artıyor bir de. Çünkü bir de merak ediyorlar insanlar. Ben mesela işte görüyormuş 4 gün üstü aktif olursam 5. günde iyice ne yaptın ne? Bazıları bütün gün boyunca onu yaptığı için bu sefer öyle bir bağ başlıyor. O da bir yaşam seçimi. Yani o da onu da ben yadırgamıyorum. Olabilir bazıları. Evet. Seçilebilir evet. çünkü onların da güzel tarafı aslında e, Evinde sıkılan insanlara eğlence sağlıyorlar. Yani o gittiği eğlendiği yerden fotoğraf çeken Hı. vesaire takip ettiren işte şimdi oje mi? Aynen. kendi hayatını atıyor. bir reality show gibi yaşıyor. Olabilir bir tercih. Birilerinin ya, odasına gün doğurdukları için evet. onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, ama ben o kadar bak sen, sen insan odasına bir gün gibi doğmak istemiyorsun <laughs> sürekli bir şekilde. Tabi ee, Tabii ben de istemiyorum. Ya yani benim benden gün mü olur benden akşam ya olur ya. Yani. <laughs> akşam günü. Güneş batıyor. Ee, Merak ettiğim bir şey soracağım sana. Bunu sana yıllardır sormak isterim isterim bir türlü fırsat olmadı. Hazır burada kimse yokken, fazla kalabalık değilken onu sormak istiyorum. Amerika'ya gittim. Kariyerinin en zirve yerindeydim. Ee, her taraf Kenan Doğulu, Kenan Doğulu, Kenan Doğulu. Sen Amerika'ya... Niye gittin Amerika'ya? <laughs> Rahat mı battı burada? Yok şöyle... De onu... Uzun kaldın. Benim esas orijinal planım zaten hep Los Angeles'a gitmekti. Ee, lise zamanı da üniversiteyi orada okumayı düşünüyordum. İlk gittiğimde Boston'a evet yazıldım. Ee, şey, New Hampshire'da Communication, pardon, ilk başta iletişim okudum. Ee, o süreçte askerlik teyir etmeye çalıştığım bir süreçe dönüştü. Ee, Her türlü delikanlısı. Biraz daha yapayım. uzatayım, biraz daha okuyayım, biraz daha öğreneyim falan. Sonra Los Angeles'a taşınıp bazı derslerimi oraya transfer edip Musicians' Institute'a orada devam ettim. Ee, orada yaşarken birçok fırsat oldu. Birçok insanla tanıştım. Ee, müzik dünyasının büyükleri, devleri, bazı starlarla vesairelerle onlarla bazı çalışmalar yapıp biraz daha e, didiklemem, tırmalamam gereken yani bir zamanda ama 20 ile 30 yaş arasından bahsediyoruz. E, biraz eğlenmeye git aldım gibi oldu. <laughs> evet. Bana da öyle geldi yani. Yani e, biraz çalışıp, orada asıl tü tü işi tü Türkiye'de çalışıp e, orada sadece öğrenci hayatına geçtim. Benim aslında profesyonel olarak biraz daha fazla müzik üretmem lazımdı. Bu da bazı arkadaşlarım seyrediyorlarsa onların sonları kulaklık olsun zaman kaybetmiyor. Kaybetmesin. <laughs> 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 Ama ee, eğlendin Sonra, sonra yani. aşık olup hani döndüğümde Döndüm. de e, oradaki tam sistemi oturtacakken e, birazcık e, şey sapması oldu. Kader sapması. Olursun. Aşk için her şey değer. Evet. Şimdi planımız var. Aşk için her şey değer. Gerçekten böyle e, gidip daha fazla sık orada durup berenin zaten şarkıları İngilizce. Ben kendim için de İngilizce şeyler yapmak istiyorum. Yani illa ki ben bu yaşa geldim diye. E, Bitti diye bir şey yapalım. Bak Ben geleyim, borç e, morç bir yerden bulalım. Orada Los bir bar açalım, jazz <laughs> bar açalım. Orada çıkayım. Beren orada şarkı söylüyorsun. <laughs> Senden bir şey olmaz, boşver. Biz bir sene içeriz orada. <gülüyor> <gülüyor> Beren şahane biz biz jazz kılalım. Şey, İsterim. çok ilginç bir şekilde hiç böyle kendimde yorgunluk falan hissetmiyorum. Ben işte 35 yıldır çalışıyorum. Ama <laughs> sanki hani... Bakınca 35 yaşındasın gibi göründüğü çok için çok teşekkür ederim evet, ama öyle, öyle, öyle görünüyorsun çünkü ben insanlarla beraber aslında büyüdüm onlar beni ünlüyken gördüklerinde belki de onlardan daha küçüktüm ama daha büyük zannediyorlar evet. ekranda bir şeyler yapıp da böyle ünlü olunca insan abileşiyor falan bir anda ee, tam yarısında gibi hissediyorum ee, yarısına da hatta birçok şeyi başarmış olarak görüyorum kendimi o yüzden de şanslı hissediyorum hani ikinci devreye biraz daha hızlı enerjik girip 70'e kadar bir, <laughs> bir gol 80'e kadar baksana evet. şey ne, e, şimdiki rock, eski rock'ın rolculara. Evet. 90 yaşında adam hala e, donda sahneye çıkıyor, seks yolları falan yapıyor. İşte eskinin durumu değişti biz biraz eski. Yani ben şimdi o yaşta hissetmiyorum kendimi şu an. abi şimdi. Mick Jagger hala benden geçiyor. Babam yaşında. Ya yani Mick Jagger benim annemden bir yaş büyük. Birazcık o sevgi insanları galiba şeyde tutuyor. Formda tutuyor. Formda tutuyor. Evet yani bu, 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 onlar tutuyor. özellikle mesela ya 25-26 yaşında ölüyorlar ya da 90 yaşına e kadar aynı şekilde devam ediyor Bir de şimdi artık vücutta bazı şeyleri değiştirme şansınız olmaya başladığından itibaren benim umudum daha da çok arttı yani. Aman aman. Hani 70-80'e kadar aktif olsak mesela misal. Rahat olasın. Ne güzel. Hani Android insanlar zaten artıyor ya şimdi onu değiştir, bunu değiştir, ses yani. evet. değiştir, telleri değiştir. burnun bozuldu, burnunu yaptır, çenen düştü, çeneni yaptır var. Bunlara karşı <laughs> değilim. Bir süre hani yani, Ajda Pekkan gibi sonuçta burada bir bizim liderimiz, şeyimiz var. Id İdolümüz var. İdolümüz <laughs> var. E, o yüzden ben de kariyerimi uzatabildiğim kadar uzatacağım. Vallahi ben Semir bir <laughs> de bir şey ha, var. Bir de değiliz. öyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> İki kardeşten <laughs> birini tutmak <laughs> gerekiyormuş gibi. Ben Semir Havis'çiyim. Ee, Semir Havis pek kulakları çındırsın ama gerçekten o da şahane. Ee, o da muazzam bir e, sosyal medya kullanıcısı. YouTube yapıyor, Instagram yapıyor, çok güzel şeyler de e, koyuyor. Bayılıyorum ona da. Demin AI dedim. Ee, yani Artificial Intelligence. Yani yapay zeka yapay zekalı şarkılarını kullanıyorum dedim. Nasıl kullanıyorsun? mesela biz mesela bu işi yaparken yapay zekadan çok faydalanmaya başladık son zamanlarda. İşte montaj şu bu falan filan bir uzun elimize alan işleri birdenbire kolaylaştırıyor yapay zeka. Müzikte ne işe yarıyor? Size rakip olabilir mi? Çünkü beste yapan yapay zekada gördüm hiç de fena değildir. Yaş Ya şeyin bir artistin datası eğer yeterince büyük ve detaylıysa yakın zamanda yapay zeka onun gibi düşünerek o güne kadar yaptığı şeyler. Çünkü artistin aslında alametif harikası. Üstü bu, sonrası. Hani ha. o güne kadar yaptıklarını bugün ne Yapıyor. O güne kadar öğrendiklerini üst üste koyarak işte 40 sene artı bir gün bir saat. Ailen şakası vardır ya. Ee, o riskli, o yenilikçi şeyi buluşu yapabilecek zekaya gelirse yapay zeka harika olacak. Ama yaptığımız şeylerden bir şey ürettiği için şu anda benzer şeyler çıkıyor. Benim faydalandığım kısım e, daha teknik bilgi ya da bilmediğim bir konuyla ilgili bir şey falan vesaire onu sorup onunla ilgili biraz detay alıp oradan hmm. ilham almaya çalışıyorum. Yoksa daha müzik yapmaya henüz tam yaramıyor. Yarıyor evet. Basit Bazı mevveler yazabiliyor. Evet, basit Seninmiş gibi geliyor ona. Ama şey oluyor. Çok, çok güzel, çok kolay mevveler yazıyor. Böyle, bana hitap ediyor. Basit sekterim olduğu için böyle. Hiç i̇şte Kenan Doğulu gibi şarkı sözü yaz dediğinde önce Türkçeden bütün şarkıları mesela analiz edip sözleri analiz edip hızlı bir şekilde e, Sonra kendisi ona böyle bir şey uyduruyor falan. Ben işte geçenlerde bir tane İngilizce söz yazdırdım öyle. Bayağı ben yazmışım gibi. yapıyor mu o kadar? Yapıyor yani. Ama daha henüz bir şeyini kullanmadım. Göreceğiz bakalım önümüzdeki. Vallahi kullanabilir. Mesela ben bir, 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 iki sene falan önce galiba bir program yapıyordum. Program önce dedim ki ya, bu, bu benim bildiğim bir konu değil. Ben dedim bunu yapay zeka söyleyeyim. O zaman da chat GPT yeni çıkmıştı daha. Yapay zeka söyleyeyim. Bana 40 tane soru verdi. Bütün programı o sorularla idare ettim. bir çok akıllı bir adam zannettim. <laughs> çok iyi harika şey. yani. Şu an nasıl an bir şey çok yani. Çünkü bu yeniliklerden faydalanmak bence yani nasıl ki işlerimize synthesizer çıkınca hayır ben bunu kullanmam <laughs> kardeşim demediğine <laughs> e göre yani işte cep telefonu kullanmıyorum diyebiliyor muyuz bugün artık? Yani ben o korkanlara falan hani birazcık böyle o şeylere de üzülüyorum. E konspirisi teoricilerin falan böyle fazla abartmasında bu iş Çinliler işte Çin ürünü almayı çip koyuyorlar içine bilmem ne vesaire falan. Çinliler gibi. kötü de Amerikalılar çok mu iyi yani bir, birinden birini alıyor sonuçta yani. <laughs> yani bence en kötü cep telefonu cep telefonudur çünkü bizim kadar hukuksuzca insanların dinlendiği başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum. Çin dahil buna yani. bu kadar hukuksuz. E, o yüzden hiç sorun değil. Kullanacağız ee, yani yeni teknolojiler şart. Yeni ne varsa kullanacağız. E, özellikle tıp bu işte çok tabii kanser vesaire gibi tedavilerde çok çok önemli yerlere gelindi. Körlük işte sağ e şey, işte bilgisayar, bilgisayar olması ilaçları yapılamıyor artık ya. E eskiden işte diş ekstra bir diş yaptırmak da bu kadar kolay değildi. O yüzden dedim androidleşeceğiz diye. Aynen, mi? aynen. İşte geçen gün hatta şaka yapıyorlar. 70'te sana yeni bacak taksak ne biçim zıplarsın tane dedi kim bilir diye. Yani... <gülüyor> <gülüyor> tabii bu bu konuyu çok acayip yerlere götürmek mümkün götürmeyelim. <laughs> <laughs> e, e, zıplamak deyince insan hakkında kötü şeyler de gelebiliyor böyle. E, O yüzden e, oralara girmeyeyim ben. E, e, pozisyonumuzu koruyalım. E, e, annen ne yapıyor? Annem çok güzel bir e, emeklilik zamanı geçiriyor. Eşiyle, dostuyla eğleniyor, geziyor. E, torunlarıyla çok zaman geçiriyor bu ara. Kaç e, torun oldu e, şimdi? Beş oldu şimdi. Ey maşallah. <laughs> o beş torunuyla zaman zaman tabii nöbetleşmesi gerekiyor kızlarla bizim. Onlar ee, onlarla çok mutlu. Ben benim konserlerime her fırsatta geliyor. E sen çok gidiyor, Daha da geliyor mu? A aynı tempo sürüyor mu? Geliyor. Elinden geldiği kadar Maşallah. geliyor. Özellikle İstanbul ve Bodrum, Bodrum'da yaşadığı için biraz daha Bodrum antik tiyatrodaki yaşıyor, konserleri de seviyor. O bizim böyle neşe kaynağımız, hala enerji bombası. Evet, hakikaten enerji bombası. Yani hiç bitmeyen bir Sağdır enerji Sağolun maşallah, maşallah. Hep neşeli. Diyelim. Yani, yani bazen bazı insanları ararsın sırf neşelenmek için, annen e, anne de öyle. yani. Her zaman pozitif, her zaman e, neşeli. Biraz geriye geçelim. Bazen ailelerin yaptığı işler çocuklarda tepkiye sebep olur yani. İşte ne bileyim babası, bilmem çocuğu, bilmem şu işi yapıyordur çocuğu da onun yerine geçsin ister ama çocuk onu reddeder. Gider alakasız bir iş yapar. İşte, neyse çok örnek var da vermeyeyim. Ee, sen ise babanın izinden git Niye? Ne itti seni orada iten? Ya şöyle bir şey oldu, biz birkaç gündür şey konuşuyoruz. Benim yani yeğenlerim de çok kabiliyetliler, acayip dans ediyorlar vesaire falan ama genler bu işte bazen. Ozan'ın ve Canan'ın çocukları. Yani benim bizim aynı kandan olan çocukların hepsi feci kabiliyetti yani. Hepsi dans ediyor, hepsi şarkı söylüyor, hepsi çok güzel, hepsi çok e, sosyal, hepsi dışa vurumcu falan, e, sergiliyorlar, sunum yapıyor. Birisi başkan, üçüncü sınıflar başkanı falan. <laughs> hani, gibi gibi. E, ben de o zamanlardaki fotoğrafları, videoları görür Yani video pek yok maalesef gibi neyse. Fotoğrafları gördükçe e, aslında sahnede kendimi çok mutlu olduğumu hep hissettim, hep onu fark ettim. Ama sadece sen mutlusun ve o mutlu gizli de geçiyorsun. Galiba yani yaptığım en iyi iş olduğu için de olabilir. Ee, ama babam beni böyle bir konuda teşvik etmenin dışında herhangi bir ısrar vesaire yapacak Yapamadım. vakit de bulamadı. Evet, evet. 87 senesinde ben 14 yaşındaydım. Evet. Ee, o yüzden e, o zamana kadar aşıladıkları, öğrettikleri e, yani bazen böyle aklıma geldikçe işte çevremdeki genç müzisyenlere falan söylerim. Onlar da şaşırıyorlar ya yani bu kadar kısa sürede sen bunları nasıl falan diye. İlk mesela sen sahnede saat takma diyen babamdır bana. hani Niye? Zaman unutturmaya çıkıyorsun sahneye hmm, derdi. Ba hiç düşünmedim. Yani sen orada o saate bir kere bile baksan seyirci de bakacak. İşte baa geç kalacak, işimiz falan. var falan. Hani işte taksi kalkacak 12'de işte metrobüs bitecek. Neyse. Ondan i̇şte sonra taksi pahalıydı. Baban onu hatırlıyor tabii. <laughs> 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 Eskiliktenmiş. Cimrilikten değil mi? tabii millet. Oladu ee, taksi taksi duble olmadan gidelim. O Öyle bir ortamda büyüyünce de işte şunu yapma, bunu yapma, gitarı öyle tutma, şarkı söylerken şunu falan yani istesen de istemesen de böyle bir sanki ee, anaokulundan müzik okuluna Peki, i̇lk, i̇lk gitar dersini babam mı vermişti? İlk gitar dersini babam verdi. Ama aslında ben piyanoyla başladım 5 yaşında. O konservatuardaki e, maceram. 5 e, yaşında konservatuara mı Evet. 5 yaşında Bak, Ben bunu ]ydı. bilmiyorum. Evet. Kadıköy'de Aa. yani o zaman Çemberli Taş'taydı. Evet, Çemberli e, Taş'taydı. Belediye konservatuarı olarak geçirdi. Şimdi İstanbul Üniversitesi olarak değişti. Değiştikten sonra da Kadıköy'e devam ettim. Şimdi orası da kapandı. Başka yere taşınabilirdin. Maalesef evet. Buradan da onun bir şikayetini yapmış olalım. Evet. Ben onun, ya, çok çok yazdılar yazdım yani. ama. Hiç mutlu değiller. Ee, müzisyenler öğretiyorlar. Kadıköy İskele'de eski hal binasının üstünde şahane bir yeri varken Dünyanın oradan atıldılar. Yeri. Belediye attı galiba oradan değil mi? Evet. E, değil mi? Başka yere taşıdılar. Var. Hem uzakta. Bütün herkes çok zorlanıyor. Gitmesi gelmesi problem. Ee, hem de yalıtımı, sesi, sahnesi, teknik donanımı vesairesi maalesef... Bir de ne güzel o Kadıköy Meydanı'nda oradan gelen enstrüman seslerini duyardık böyle. Müthişti. Yani son derece o kar yağarken o arklı canlar evet. falan muazzamdı. Çok ee, maalesef onu değiştirdiler. E, o konsertuar işte bir herhalde 8 sene falan piyano bölümüne devam ettim. E, daha sonra e, hem okul çünkü Kültür Koleji'ne de aynı Çok anda gidiyordum. E, sabahtan akşama kadar Kültür Koleji'nde e, eğitim alıp saat 5'te Hatta şöyle bir rotam vardı Bakırköylüler bilirler. Eski Kültür Koleji Bakırköy İncirli'deki Kültür Koleji'nden çıkıp saat 5'te minibüse binerdim. Minibüste Bakırköy... Kokkola Fabrikası'nın arkasındaydı galiba değil mi Kültür Koleji? Ee, yana... Otağı Merter'dekin diyorsun galiba. Yok yok Kokkola Fabrikası vardı. İncirli'den karşıya geçtiğin Bahçeli'ler tarafına gelirken orada Coca-Cola fabrikası vardı. Evet oraya gelmedi. Onun karşısı. Yani. Onun karşısı tam Bakırköy'e tam girer girmez sağdaki. <laughs> Abartmayayım neyse. <laughs> Belcici'ye <laughs> gelmedi. Oradan minibüse binip Bakırköy'e tren istasyonunda. Tren istasyonundan Sirkeci'ye trenle. Sirkeci'den e, vapurla, vapurla Kadıköy'e Kadıköy e. giderdim. E, haftanın 3 günü, 4 günü ve beni çok yoruyordu. Hakikaten yoruyordu. E, gittiğimde öğretmenlerime yetişemiyordum bazen. Trafik sıkışık oluyordu bilmem ne beni unutuyorlardı falan. Derslerin çoğunu kaçırıyordum vesaire. Tam bırakacak pozisyona geldim ki e, İstanbul Üniversitesi'nde gitar bölümü açılacak dendi. Ben de zaten gitar babamdan çalmaya başladığım için, beste yapmaya başladığım için falan 12-13 yaşında falan. 12 yaşında beste mi yapıyordun? Evet başlamıştım. Ufak Yarım o saçma sapan şeyler şarkılar. İlk şarkım hatta bir kavgadan çıkmıştı. Geçen gün onu konuşuyorduk da yani kavgalar, üzgünlükler, dargınlıklar, bazen çok mutluluklar insana şarkı yazdırır ya. Ozan'la yani abimle ilk kavgamız Galatasaray Beşiktaş maçı yüzündendi. Galatas ozan Beşiktaşlı? Hayır keşke öyle olsa öyle bir kavga olsa ona evet. ben okeyim de. Ozan futbolla alakası yok. yok. Ben maçı seyredip heyecanla seyrederken televizyonun önüne geçip böyle... Ha sana pislik yapıyor. Pislik yapıyor. Önümü kapattı. Bir daha o gördüm. O hak etmiş. Bilmem ne, küfür etti. Kafaya sen kavanozu koyuş ediyorsun falan. <laughs> Biz orada bir kavga ettik. Ozan ya. sen 3 yaş mıydın? büyük? 3 yaş. 2 yaş. 2,5 yaş. Diyelim. Ee, Ocak 2000, e, 1972. Ben 74 Mayıs. Neyse. O kavgadan e, yani ilk defa düşün işte 13 ya da 14 yaşındayım kendimi sokağa attım. Sokağa attığımda da çıktığım yer zaten İncirli Caddesi Hı. en yoğun yer. Orada karşıma yani önümde duran minibüse bindim. Minibüste Bahçelievlere doğru giderken İstanbul kovboyları Atabilmeyi bilmez ama iyi minibüs sürerler adlı şarkının adı. <laughs> şarkı da şahaneymiş. <laughs> şarkının <adına> bak. <laughs> hiç yayınlanmamış bir <bahsettim>. şarkı ama bir <laughs> gün şey... Karizmayı hiç bir daha da hiçbir şey yayınlayamaz. bir gün belki çocuk şarkıları yazarsam onun hiti olabilir. seni de çocukken filmde oynamıştı mı? Babamın filminde oynadım. O gün ben sete gittiğimde babam dedi ki şey oyuncumuz hastalanmış. Çocuk, çocuk oyuncu hastalanmış. Oyuncu... İster misin böyle bir şey yapmak? Ben de bayıla bayıla isterim Tabii ki, yani Ne seversin. kadar isterim? Çok isterim hem de. Biliyorsun or, or, oradan bugün hiç değişmedi tipim mi? Aynı bakış. <laughs> Yemin ediyorum aynı bakış. <laughs> yani. <Hiç gülüyor> yani o, o yaramaz çocuk bakışı hiç değişmedi yani. <laughs> o gün ama işte beceremeyeceğimi anladım. Çünkü silah sesinde şey, ateş Korktu. ediliyor. Babamı öldürüyorlar Sever yanımda. Ödürüyor, yani babanı öldürürlerse korkarsın. Korkarsın ya. tabii ki yani. <laughs> O yüzden bir de oynayan da babam. Babamı oynayan babam yani. <gülüyor> 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 ama ben oraya oraya vuruyorlar ben de hih! korkuyorum. 20 kere falan çekim tekrar tekrar tekrar. Sonra dedim ki benim işim biraz bu iş zor. Aslında aşk filmini oynayabiliyorsun silahsız filmlerde. Silahsız filmlerde. Evet, silahsız filmlerde. Ve ki silahlar giderek daha fazla bu bölgede konuşmaya başladı. Maalesef. Evet. Ee, şeyi nasıl görüyorsun peki? Politik değilsin ama politik bir soruyu sor. E, politiksin ama e, bu, 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 tarz politik değilsin ama bunu sorayım. Bu göçmenler meselesi. Biz sanatçı gözüyle. Çünkü biz siyasetçi, toplumcu gözüyle baktığımız zaman başka bir şey görüyoruz ama bir de sanatçı gözüyle. Şimdi çok kültürlük e, oluşuyor. Yani ba başka bir topraktan, başka bir kültürden insanlar geldiler buraya ve yayıldılar. Biraz da Türk kültürünü de belki de ezmeye başlayacaklar yakında. E, çünkü ortada Türk kültürü diye bir şey de kalmıyor. Sen nasıl görüyorsun bu göçmen meselesini? Göçmen meselesi tabii çok hepimizi üzen, dar, daraltan, kaygılandıran bir konu. E, göçmenlerin artist, e, yaratıcı, bilim adamı, e, fizikçi e, gibi faydalı insanlarını yurt dışına, başka ülkelere kaçtıklarını görüyoruz. Evet. Ben bazı kıymetli insanların teşvik edilerek ülkemize davet edilmesi, burada kalmasını e, onay verebilir, hoşuma gidebilir. E, ama nasıl söyleyeyim, e, bu kadar da fazla hani herkese sahip çıkabilecek yüreğimiz var, evet. Ama kendimiz de çok e, parlak durumda değiliz. O yüzden biraz daha hesaplı kitaplı, biraz daha mantıklı davranmak lazım gibi geliyor. E, evsiz, barksız kalmak e, hiç kimsenin hak etmediği bir şey. E, o yüzden insanlara kucak açmak da bir tatlı, tabii ki güzel ama planlama dahilinde olması lazım gibi geliyor. Ve alınan, e, bu iş için alınan bedeller yeterli değil gibi hissediyorum. E, bizim ekonomimize yük olduğu sürece de e, Bizim kendi derdimiz başımızdan aşık. Hem ekonomik, hem sosyolojik, hem etnik bir yere Önümüzdeki gibi. tabii 20 sene sonra bu kadar kalabalık insan Türkiye'nin profilini, nasıl çevresini etkilecek. nasıl değiştirecek, nasıl etkileyecek, iyi yönde mi, kötü yönde mi olacak bu gelişim, bu değişim. Bunları üzülerek seyredeceğiz. Evet, dünyada çok Yani göçmen yoğunluğu dünyada hiç yerde iyi yönlü değişime sebep olmamıştır. Amerika gibi tamamen göçle oluşmuş ülkeler hariç sıkıdır. Ama mesela Beren senden bu konularda zaman zaman daha farklı bir bakış açısına sahip olabilir. Neden? Çünkü kadınlar değişik bakabilirler konulara. O ne düşünüyor bunda? Sen ne fikirdin orada? Genel olarak yani çoğu şey Ya kusura hani desek ki abi ben senin şey mi Evet, bir şey diyemem. O kendi kendine konuşur. Zaten belki de gelir önümüzdeki günlerde projesi Aa, çok sevdim. bilmiyorum. Kendi cevabını kendi vermelidir. Ee, o konularda e, bu e, çok duyarlı. Çok duyarlı. Sözünü de esirgemeyen. Yani, Hiç o sıfır esirge, o bayılıyorum. Çünkü o e, bir aktör. E, ben biraz daha hani pop şarkıcısı olarak da kalmaktan da mutluyum. E, o yüzden e, fazla da büyük laflar etmek istemiyorum ama gönlümden. Yo, nasıl ama sen son derece için. yani ne bileyim e, average medeni Türk insanı sözleri diyorsun. O, o da çok gereken bir şey Çünkü averaj insanların sesinin çok çıkamadığı bir dönem ki. Hep uçlar Hı. bağırıyor. Evet. Evet. <laughs> Maalesef işte göreceğiz önümüzdeki yıllarda neler yaşanacaktı. Gün Doğan Konseri. gün Doğdu. Gün doğdu konseri. 29 Ekim. Evet. Bedava. Bedava. <laughs> Bedava. Ya İzmir halkının için yapılan bir konser. Ee, orada işte bütün herkesi coşkuyla kutlamaya davet ediyorum inşallah. Tek saat sen mi? Evet. Kaç saat? Ama saatimiz. sonrasında galiba devam edecek. Davetler. E, ee, Valla ben ben bile gelmek isterim 29 Ekim'de. Rica ediyorum. Bu unutulmayacak bir andır. E, yılda yaşanmayacak. Öylesine güzel bir, tane 100. bir yıl konserinde. Benim için çok önemli bir anı olacak. Eşe, dosta, tanıdığım, tanımadığım herkese de bunu söylüyorum. Herkes Peki şarkıyı de... o günden önce bir yerde dinlemek mümkün olacak, şarkı değil marşı o günden önce bir yerde dinlemek mümkün olacak mı? E, ayın 27'sinde bütün platformlar çıkacak. Ha 27'sinde çıkıyor. E, evet e, ama ilk dünya premierini o gün orada konser e, 27'sinde ben de onu gerek buradan e, linkini veririm gerek kendi hesaplarımdan e, yani senin ihtiyacı yok benim, benim hesabımdan dolayı senin hesaplarım varken de e, hani belki bir iki başka kişiye daha e, ulaşır diye. Kenan iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Yani Sen 10. yıl var. marşından sonra 100. yıl marşında senden dinliyor olmak çok güzel olacak. Ama 50. yıl marşında beri ihmal etme. O da fena değildi. Ben ben. Zaten aslında 100. yıl marşı benim yazdığım 2. yüzyıl marşının en büyük ilham kaynağı 50. yüzyıl marşı. Değil mi? 50. 50. 50. Çünkü güzeldi. Normalde marşlar majör, yani müzisyenlerin anlayacağı bir şey belki ama bu marşlar Çok ma majör olur. Ee, ama 50. yıl marşı minör bir marş. Bizim benim marş yaptığım şarkı da minör bir şarkı. Ee, minör şarkının kendi içinde bir dramatikliği olur, coşkusu az olur. Majör şarkı, şarkı pozitif olur, enerjisi yüksek olur vesaire. Ee, genel olarak bütün Amerikan marşları, bütün Avrupa ne marşları. Masajını, marşın yazıyor. özellikle nakarat bölümlerinde enerji bayağı yüksek. Evet işte elimden geldiği kadar bir şeyler kendi kendim için... Yani, yani duygusal bir bölüm sonra şeyler. bir enerji patlaması. Duygusal bölüm yine bir enerji patlaması ve değişik yani çok hoşuma gitti. Birkaç kez daha dinledikten sonra daha çok alışacağını tahmin ediyorum. E marşlar ya. öyle yani. ama genellikle çok dinledikçe daha yaş, da insan dolar. Işte, i̇nsanla işte, insanla güzelleşen mekanlar gibi şeyler. Mesela bir albüm yazsan, 3 marşı da söylesen. 10. yıl, 50. yıl, 100. O günkü yıl. konserde planımız öyle Aa, başlıyor. Aa süper. Evet. Bak Onu ne da güzel. kaydetmiş olacağız. Büyük ihtimalle YouTube'da falan çıkacaktır. Çünkü 50. yıl marşında ben açıkçası 50. yıl marşında ben kaç yaşındaydım? 11 yaşındaydım galiba. Ve o, 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 o aklımda beğenmiştim. Galatasaray isimde talebeydim. Boğaz Köprüsü yeni açılıyordu. Birinci köprü ve o marşlar çalıyordu. Güzel günlerdi. Cumhuriyet geleceği umutla baktığımız günlerdi. Ee, i̇nsanların torpilli değil çalışarak başarılı olabileceğine inandığımız e, günlerdi. Liyakatın olduğu günlerdi. Evet, maalesef. <laughs> yine Ama yeni, şey yeni umudumuz yine inşallah. E, senin senin veririz. marşın bana e, her zaman umutlu olmak gerektiğini bir kez daha. Ben Gerekli gerektiresin umutlu ve pozitifindir. E, zaman zaman içim kararsa bile senin marşta o umudu bir kere daha körükledi. E, çocuklar için e, sevinirdik. Yani bu marş çocukları gaza getirir. Çocuklar teslim olmayacak. Evet. Öyle olması gerekiyor. Aydınlık Türk gençlerine ihtiyacımız var. Onlar hareketleriyle, davranışlarıyla, kabiliyetleriyle, disiplinleriyle önümüzdeki yılların Türkiye'sini daha yeşil, daha yaşanır, daha özgürcü, daha mantıklı bir hale getir inşallah. Ya şey kapatacaktım ama şimdi disiplin ve çalışma değil Cakım Çok çalışmadan olmuyor değil mi? Olmuyor. Yani sen yetenek de babandan, annenden, aileden gelen şeyle değil. çalışıyorsun değil mi? Çalışıyor. Çalışmadan olmuyor. Yani bir kere e, çok bilinmezli bir iş yapıyoruz. İşine çok saygı duyduğumuz e, ekip arkadaşlarımız olsa bile her detayıyla ilgilenmen gereken bir konu. E, çünkü sonuçta bir marka ve tek bir isime e, çalışıyoruz hepimiz. O da bir, benim o kadar yarattığı... doğru marka. Ben onu bazen hani e, üstüme giydirilmiş bir kostüm gibi konuşunca deli 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 konuşma da yani seni de uçtu bu Demesinler. Demesin diye ya. uyarıyorlar arkadaşlarım ama e, hep böyle sanki bu yaşadığımız bedende e, o güzel bazı yazılmış yani 350-400 şarkıyı temsil etmek için oldu kadar? gelmişiz gibi geliyor. 400 şarkı oldu mu? Evet. O Peki bazen o giydirilmiş şeyden sıkıldın oluyor mu? Olmuyor çünkü ya Mesela başkasının... banka memuru olsaydım, akşam eve gitseydim, maaşımı alıp <laughs> ay başında kredi kartlarını ödeseydim falan. Yok ben çok seviyorum yaptığım işi. Ee, bu iş çünkü zor bir iş. Bir çok, çok zor. Meslektaşımın bir Meslektaşımın şey. da hani beni çok iyi, iyi anlayacağını biliyorum. Sürekli kendini beğendirme gayreti bir kere insan çok yorucu bir zor. şey. Yani her gün canlı yayına çıkan sabah programı yapan e, haberciler gibi düşün kendini. O sürekli bir maraton, sürekli bir çalışma, sürekli bir yenilenme ihtiyacı. E, daha doğrusu alışkanlığı, e, bağımlılığı hatta. Çünkü Aslında o bir biraz yerden sonra gibi. Mesela biz de, biz normal insanlar da her gün kendimizi eşimize yeniden beğenmek zorundayız. Sen milyonlarca eşin var ve hepsini kendine yeniden beğenmek zorundasın gibi. Çok güzel söyledin. Öyle de bakmak lazım. O yüzden de hep bir böyle bir işte bir e, yeni nereden neye bakabiliriz? Nerede ışık var? ilham nerede? Bir şarkı yazalım, proje yapalım, bir şey yapalım falan. Yılmaz Erdoğan geçen bir şey dedi. Rahat duramıyorsun değil mi sen de dedi. Evet, <laughs> evet dedim rahat duramıyorum. Rahat durmak. Duramıyor. Çünkü mesela o kadar şarkı yaptık. Konserler süper geçiyor. Ben bundan sonraki 30 sene öyle geçireyim diye düşünemem yani. Tabii, evet. Böyle bir adam değilim. O yüzden bir, bir şey olması lazım hayatımda heyecan. Aklıma film gelir, size tavsiye ederim aslında. Seyretim bilmiyorum. Fifty First Dates diye bir film. Evet harika. Yani aslında sizin işiniz de o yani çünkü her gün yeniden kendinize milyonları aşık etmek zorundasınız. Ne zor iş? Evet, onu tribe girmeden, bunu şartmış gibi düşünmeden yok, yapınca başlayabiliriz. Tribe girmeden Tribe girdim ne yapamazsın? Bütün türlü çünkü zorlama başlıyor. Zorlama olur, hiç olmaz. Onu yapan zaten cort diyor emin böyle bir televizyon burada cortluyor, <laughs> gibi laflar kullanarak da tarihe geçtik yani. Sen oradan şarkıyı arakladı, ben buradan cortluyor. <laughs> Böylelikle güzel Türkçemizin evet, de argo kılavuzuna şahane olduk. olduk. E, ee, kusura günü çıkıyor. biz mahalle çocuğuyuz <laughs> değerli izleyiciler. Ee, o yüzden <laughs> biz de böyle. Gerçi bir iki geldin. Teşekkür ederim. Marş için... Millet adına teşekkür ediyorum. Çünkü işte Fazıl yaptı bir tane sağ olsun. Bir tane sen yaptın. Devlet tam olarak yani bu işi yapması gerekenler yüzde yüz organize olamayınca ya da bu işi sahiplenmeyince iş başa düşüyor. İyi düşmüş. Ben de aynı sarkı. şekilde düşünüyorum. Yani heykel da, tiyatrocuların, senaristlerin, filmcilerin, müzisyenlerin, bütün özellikle sanatçılardan bahsediyorum ama farklı işler yapan, bu işe fayda sağlayabilecek insanların da 100. yıla özel, e, bunun kıymetini hatırlatacak, bunun altını çizecek, bunu biraz bağıra çağıra söyleyeceğimiz eserler, şarkılar, türküler e, yapmaları gerektiğini evet. düşünüyorum. Bu bir yarış değil, bu bir öyle yaptı da onu yaptı da bunu sevdim, bunu beğenmedim gibi bir şey değil. Herkes içinden geldiği gibi bir şey yapmalı gibi hissediyorum. Çünkü çok genç bir e, cumhuriyetiz. Yüzyıl nedir ki? Yüzyılın aslında ilk yaşı neredeyse bize denk geldi. Evet. E Şimdi biz daha o yüzyılın ilk yüzyılında görüyoruz. E, çünkü artist biraz e, tarihe sahip çıkan, tarih yazan, tarihi yansıtan insan da olmak zorunda diye düşünüyorum. Bize hani sırf aşk şarkısı yazıp işine gücüne bakan adamlar e, gibi gözükmek e, hoş ve doğru gelmiyor bana. E, biraz riskli e, görenler, duyanlar, e, ne gerek var şimdi ne alemi var falan diyenler de olmakla birlikte ben hep içimden geldiği gibi davrandım. Bugün de öyle. Umarım sevinç sahipleriniz. İyi ki gelmişinden sağ olasın. Sevgili izleyiciler, Kenan Doğulu konuğumuzdu. E, torpil geçmiş olabilirim çünkü çok e, seviyorum kendisini. Ona e, borcum var, çok eğlendim e, onunla e, nispeten daha genç olduğum e, dönemlerde. E, 100. yıl marşı için e, kendisine teşekkür etmek için e, arayı buraya davet etmiştim. Bugün dinleyemedik e, ama e, 27'sinde bütün platformlarda olacak, 29'unda da. İzmir'de gün oldum. Bütün Türkiye'ye e, oradan e, seslenecek. Evet YouTube kanalından yayınlamayı düşünüyoruz bu arada. Çok iyi olur YouTube'dan yayınlarsa. Görüşmek evet. üzere efendim. Sağ olun.